Tekrar hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş merdiven İkinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'na geçmeden ünitemizi tamamlamış olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Totaliter rejimlerin kurulması. Şimdi bakın. Krizler, hani vardır ya böyle iktisat dilinde krizler fırsat yaratır diye. Büyük krizlerden sonra ya da büyük krizler sırasında büyük kahramanlar ortaya çıkar. Bazen düşünüyorum Atatürk 1881'de değil de 1781'de doğsaydı ne olurdu? Bir Atatürk olur muydu? Olmazdı. Fakat bu memleket bir Atatürk yine çıkartırdı. Ha bu anlamda Avrupa'nın içinde bulmuş olduğu kriz ortamları otoriter yönetimlerin, liderlerin tahakkümcü de olsa ortaya çıkmasına sebep oldu ki işte bunlar Almanya'da Hitler, İtalya'da Benito Mussolini, yine Salazar, İspanya'da Franco gibi liderler ortaya çıktı. Canlar İtalya'da faşizm nasıl ortaya çıktı? Faşizm ırkçı bir yönetim arkadaşlar ve bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan zaferi sakat bir zafer olarak değerlendiriyorlar. Ve halk Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra istediğini elde edememiş, devlet beklentilerini karşılayamamış. Bu beklentilerini karşılayamama iktisadi sıkıntılarla da birleşince Mussolini öncülüğünde faşist partisi iktidara yürüyecektir. Canlar, peki bu nasıl oldu? Bir işçi eylemi. Kara gömlekliler diye adlandırılan işçiler Roma yürüyüşüyle birlikte Benito Mussolini'yi iktidara taşıdı. Canlar ve Benito Mussolini verdiği ünlü Scala nutku bakın çok çok önemli. Aslında faşist devletin anlayışını ortaya koydu. Her şey devlet içinde ve devlet için. Birey devlet ile uyumlu olduğu sürece önemlidir. Sözleriyle faşist yönetim anlayışının izlerini ortaya koydu. Bakın Benito Mussolini, yan tarafında Adolf Hitler. Bunlar kanka. İkinci Dünya Savaşı'nın iki önemli aktörü. Demek ki Roma yürüyüşü, kara gömlekler, Scala nutku ve Benito iktidara gelmesi Mussolini'nin. Ne yaptı? Muhalefet partilerini kapattı. İtalyan ırkının üstünlüğünü savunduğu için İtalyanlaştırma siyaseti benimsedi. Bir ülkeleri var, idealleri var. Nedir o? Mor bizim deniz diyor. Nereye? Akdeniz'e. Ve arkadaşlar Akdeniz'i bir Roma gölü haline getirmek istiyorlar. Roma İmparatorluğu hayaline ulaşmak istiyor. Devleti yüceltiyor ama bireysel hakları aşağı indiriyor. Ve her meslek grubu sendika halinde teşkilatlandırılmış ve bir iş yasası, korporatif bir iş yasası oluşturuyor. Ve tabii ki Benito Mussolini yayılmacı siyaset izliyor ki bunu daha sonra bahsedeceğiz sizlere. Ya Almanya'daki durum, bakın canlar Almanya'daki durum burada. Buyur sana Almanya. Bak bu kaş patlamış, göz morarmış, elinde koltuk değnekleriyle gezen devlet Almanya. Üstünde ne yazıyor? Versay yazıyor. Versay ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ile yapılan anlaşmanın adıdır Versay. Peki canlar, bu Versay Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya huzur getirdi mi? Hayır, getirmedi. Weimar Anayasası denilen bir anayasayla birlikte Almanya'da cumhuriyet ilan edildi. İmparatorluk gitti, cumhuriyet ilan ettin. Fakat cumhuriyet halkın karnını, Alman ulusunun ideallerini doyurmak için yetmedi. Ciddi sıkıntılar var. Ve bu sıkıntı ortamında Versay Anlaşması'nın barış anlaşması olduğunu unutmayalım. Weimar Anayasası ile birlikte cumhuriyeti ilan edildiğini unutmayalım. Bu sıkıntılı ortamda ekonomi çok beter durumda. Biraz sonra tekrar size rakamları arkadaşlar göstereceğim. Ve bakın KAP darbe girişimi denilen bir girişimle Hitler 1934'teki mutlak iktidarını kurmadan önce çok daha önce aslında yönetim yetkilerini ele geçirmek istemiş fakat bunu başaramamış. KAP, KAPP darbe girişimiyle birlikte arkadaşlar. Bu ırkçı Nazi Partisi halkın
halkın arayışlarını bu anlamda yanına çekmeyi başarmış. 1924'te meclise girmiş. 1932'de en güçlü ikinci parti olmuş. 33'te Nazi iktidarı Adolf Hitler başbakan olmuş. 34'te Hindenburg Cumhurbaşkanı çekildikten, öldükten sonra kendisini Cumhurbaşkanı da inanarak başbakan ve şansölye ve Cumhurbaşkanı aynı kişi olarak Hitler kendisini Führer ilan ediyor. Benito Mussolini'nin arkadaşlar unvanı Duce, Adolf Hitler'in unvanı ise Führer olarak geçiyor. Bakın, bir önceki derste size bahsetmiştim Alman ekonomisinin içinde bu durum. 1922'de dolar 493 mark, 1923'te dolar 4 trilyon 200 milyar mark, 1 litre süt 340 milyar mark, 1 kilo et 2.6 trilyon mark. Alman ekonomisi bitik. Fakat canlar, şurası çok çok önemli. Bakın, 33'te Hitler iktidar partisi oluyor. İşsizlik 3.7 milyon. Rakamlar önemli. Tüketim malları 90, donatım malları 56 diye devam ediyor. Bakın, kademe kademe 34'te Hitler diktatörlüğünü ilan ediyor. Bu anlamda Nazi mutlak iktidarını kurmuş durumda. İşsiz sayısı 2.3. Bakın yanlar, 1938'e gittiği zaman ülkede işsiz sayısı 0.2 milyona düşüyor. 3.7 milyondan 200 bine düşmesi Hitler'in halk nezdindeki saygınlığını artırdı. Ekonomik anlamda edilen güç Hitler'in de prestijini çoğalttı. Ülke ekonomisi toparlanırken nispeten Adolf Hitler'in yönetim yetkilerini merkezileştirip muhalefeti sindirip Alman hırkının, ırkçılığının yükseldiğini görürüz. Ne yaptı? Muhalefeti sindirdi. Savaş sanayini önem kazandırdı. Çünkü kaybettiklerini alma gibi arzusu vardı Hitler'in. Ve aynı zamanda Nazi iktidarını kuvvetlendirdi. Alman halkının Alman topraklarına sığmadığını ifade etti. Ve o yayılmacı politikadan hayat sahası olarak değerlendirecekti ileride. Gestapo adı verilen gizli servisi kurdu. Adolf Hitler okullarını bu anlamda açarak nispeten partiye propagandacı yetiştirdi. Sağlıkta Alman ırkı yetiştirmeye çalıştı. Genç, güzel bayan ve erkekleri evlendirerek saf Alman ırkı oluşturmaya çalıştı. Irkçı bir tarih söylemi geliştirdi. Nazi karşıtı kitaplar yakıldı. Bakın, şu görmüş olduğunuz arkadaşlar, Berlin Opera Meydanı'nda Nazi karşıtı kitaplar yakıldı. Bu anlamda Nazilikle ilgili direkt bir söylem olmasa dahi, Nazi'nin söylediğini reddeden herhangi bir cümlenin varlığı dahi bu kitapların yakılması için yetti. Ve Naziler kurulan yeni düzene halk toplumu adını vermiş oldu diyoruz. Öte yandan arkadaşlar, İspanya'da Franco yönetimi, bir diğer diktatörlüğün olduğu yer. 1923 tarihinde oğlu yönetime el koydu ve Kral Alfonso ülkeyi terk etti. Ve Cumhuriyet ilan edildi. Fakat daha sonra Almanya ve İtalya'dan alınan destekle İspanya'da Franco öncülüğünde diktatörlük rejimi kuruldu. Ve 1930'dan 39'a itibaren bu milliyetçiler iktidar yetkilerini ele geçirdi. Ve tabii ki İspanya'daki bu diktatörlük rejimi Avrupa'nın elit Alman, İtalya olmayan kesimi tarafından dışlandı. Öyle ki mesela Birleşmiş Milletler'e İspanya üye olmamıştır 1955 tarihine kadar. Ve 1958 tarihinde ancak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olacaktı. Demek ki evet, bu iktisadi siyasi buhran Almanya'da, İtalya'da ve İspanya'da diktatörlük rejimlerinin arkadaşlar kurmasını sağlıyor. Portekiz'de Salazar iktidarı vardı bir de. Peki bu iki dünya savaşı arasındaki dönemde ne var? Nasıl bir yapı söz konusu? Bakın canlar, iki savaş arası dönem katastrof ya da felaket çağı olarak adlandırılıyor. Bu dönemde tüketim kültürü arttı.
ne dedik? Baskı yemiş olan halk savaştan sonra bunu tüketmekle bir parça karşılama çalıştı. Ama bu da bir krizin habercisiydi. Motorlu ve elektrikli araç tüketimi arttı, üretimi de arttı. İletişim ve ulaşım sektörü gelişti. Bakın, ünlü bir firma var. İsmini Bauhaus'tan alıyor. Bauhaus denilen bir mimari akım ortaya çıktı. Şehircilik kültürü gelişti arkadaşlar. Ve bu kapsamda Empire State, dünyanın ilk yüksek binası, Gökdelen olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Radyo yayınları var. Sinema, çizgi film, sinemada mesela Charlie Chaplin, Hitler rejimine arkadaşlar protesto eden çokça resmi film var. Bu kapsamda Charlie Chaplin Büyük Diktatör isimli eserli ünlü. Superman, o pelerini takıp uçan. Tenten, ıspanak yedikçe pazularını şişiren. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalandan yüzüme gülensin dünya. Aklıma geldi ya, çocuklukta yani ömrüm ıspanak yiyip pazularımı şişirmesine inanmakla geçtiğim size. Hani vardır ya, bak ıspanak ye böyle güçlenirsin diye. Belki sizin kuşak bilmiyordur ama bizim kuşak buna gayet iyi hakimdir. Amaç Amerika'nın elinde bulunan ıspanak tükettirme politikası. Temel reisin şeyi, hikayesi bu. Yine arkadaşlar Barbar, Tenten, bir diğer sinema ve çizgi film karakterleri arasında yer alıyor. Bu dönemde ilk sesli sinema filmi yapıldı ve ses kayıt cihazları arkadaşlar yine bu dönem içerisinde geliştirildi diyoruz. Evet, Nazi baskısından çokça Yahudi bilim adamı kaçtı ve bu Yahudi bilim adamlarına Amerika'da, hatta Türkiye'de yer verildi. Bu dönemde Albert Einstein izafiyet teorisini geliştirdi. Albert Einstein, hani direkt atom bombasını bu yaptı demeyelim ama onun sahip olmuş olduğu bulguların atom bombasının yapılandırılmasına temel oluşturduğunu görüyoruz. Fizik alanında ciddi çalışmalar var. Nükleer enerji, proton, elektron, nötron üzerine Rutherford, Chadwick ve Anderson çalışmalarını gösterdi. Roket çalışmaları yapıldı. Tıp bilimi gelişti. Mesela verem hastalığı, BCG aşısı. Tüberküloz için arkadaşlar bu yapıldı. Organ nakli bu zamanda gerçekleştirildi. Organ nakli. Yine arkadaşlar penisilin aşısı yapıldı. C vitamini keşfedildi ve dondurulmuş yiyecekler arkadaşlar yapıldı. İnsülinin ayrıştırılması da yine bu dönemde gerçekleşti. Biz birer futbol düşkünüyüz malum. Ve ilk dünya futbol şampiyonası düzenlendi ve o kupayı alan da arkadaşlar kim oldu? Haydi bakalım, hepiniz futbolcusunu bilirsiniz değil mi canlar? Erkekler siz öyle de, bayanlar hiç de bile olan diyordur büyük ihtimalle. Uruguay ilk futbol şampiyonasında şampiyon olan devlet olarak karşımıza çıktı diyoruz. Canlar tabii bu dönemde edebiyat hayatı da çok etkin. Mesela Rusya'daki Bolşevik devrimi anlatan bir öykü yazar kim? Maxim Gorki. Maxim Gorki'nin arkadaşlar yazdığı eser Ana. Bolşevik devrimin işçi sınıfının öyküsünü Maxim Gorki anlatıyor. Mesela 1929 ekonomik krizi ve bu krizin yaratmış olduğu problemleri anlatan ünlü bir yazar ve eser. Kim o? John Steinbach. John Steinbach'ın yazmış olduğu eser arkadaşlar nedir? Gazap Üzümleri isimli eseriyle ünlüdür. Evet. Sanatta resim ve sinemada sürrealizm, yani akıl üstücülük, gerçek üstücülük öne çıktı. Ekspresyonizm denilen akım ortaya çıktı. Ve Picasso, İspanya İç Savaşı'nı anlatan Guernico isimli eserli ünlüdü. Yine Salvador Dali, Sivil Savaş'ın Anlatımı isimli eseriyle ünlüdür. Hani bakıldığında yani bu ne ki? Pek de anlayamadık diyebileceğimiz resimler var. Akıl kabul etmiyor. Sürrealizm aslında şu. Akıl ki insanı diğer canlılardan üstün kılan en önemli temel unsur. Ve bu akıl insanlığı milyonlarca insanın ölümüne sürükledi. İşte ben bu aklı reddediyorum diyor. O yüzden aklın kabul etmeyeceği şeyler yapılıyor. Ne bileyim, gökyüzünde uçan bir saat mi ararsın, insan bedeninin içinden çıkan bir çekmece mi ararsın? Gördüğün zaman sen bunu
yok canım çok saçma bir resim diyeceğim bir resim. Zaten adamın da kastettiği ve hicbettiği bu. Ben senin aklınla alay ediyorum. Akıl dediğin şey insanlığı bir yıkılışa ve yok oluşa sürüklemiştir diyor. İşte arkadaşlar demek ki sürrealizm, gerçek üstücülük, tanımlamakta zorluk çektiğimiz, ilk bakışta bakınca Salvador Dali Sivil Savaş'ın anlatımını arkadaşlar anlatmış burada. Ne ola ki hiçbir şey anlaşılmıyor diyebileceğimiz bir resim. Evet akla bir anlamda gerçeğe aykırı ifadeler var. Akıl insanın sahip olduğu en önemli değer. Fakat bu değeri dahi bir anlamda zorlayan, nispeten alay alan bir sanat anlayışı sürrealizm olarak karşımıza çıktı diyoruz. Evet canlar, biz İkinci Dünya Savaşı'nın taşlarını beraberce döşedik. Bir sonraki dersimiz İkinci Dünya Savaşı. Tekrar tekrar söylüyorum bakın. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi. Harita bilgisi olmadan olmaz. Harita bilgisi olmadan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi olmaz. Mutlaka ve mutlaka haritayla birlikte bu ders çalışacaksınız. İlk ünitenin mantığı şuydu. Bak kardeşim bir dünyayı gör. Bir Dünya Savaşı'nın doğurduğu krizi gör. Asya'yı, Rusya'yı, Bolşevik devrimi anla. Mandatar yönetimi, Orta Doğu petrol savaşlarını gör. Bir Dünya Savaşı'nın aslında 2000'li yılların bile konusunu içerdiğini hisset. Uzak Doğu'da Daimyoğlu sonlandıran, Şogun'u sonlandıran Musidon'un farkında mısın? 1929 krizinin Avrupa'da ve Amerika'daki oluşturduğu felaketi gördün mü? Avrupa'yı ve Amerika'yı anladın mı? Bunları gör. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan barış iklimini fark ettin mi? Ve bu barış iklimine meydan okuyup da bu düzeni yıkmak istiyorum diyen totaliter rejimleri fark ettin mi? Almanya'da evet Führer, Adolf Hitler'i, İtalya'da Duce, Benito Mussolini'yi gördün mü? Bu totaliter rejimlerin İki Dünya Savaşı'nın taşlarını döşediğini fark ettin mi? Bilimsel alandaki büyük gelişmeler ve sıçramaların aynı zamanda İki Dünya Savaşı'nın datacak olan atom bombasının altyapısının olduğunu fark ettin mi? Bunları gör. Bir sonraki dersimizde büyük bir savaşa gireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Haydi. Karın sağlıcakla. Hoşçakalın.